Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere saksıda, isterseniz bahçede maydanoz nasıl yetiştirilir, en güzel sonuca en garanti şekilde nasıl ulaşılır onu anlatmak istiyorum. Normalde maydanoz bitkisi fidelenerek üretilmez. Tohumlar uygun yerler hazırlandıktan sonra toprakla buluşturulur ve çimlenmesi beklenir. Çimlendikten sonra gelişen maydanozlar bizim ihtiyacımızı karşılar. Ancak çimlenmeme ihtimali de söz konusudur. Bu sebeple hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir çalışma olabilir. Bu hayal kırıklığını yaşamamak için işimizi garantiye almamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl garantiye alacağız? Öncesinde maydanoz tohumlarını fideleyeceğiz. Uygun büyüklüğe gelen fidelerimizi ister bahçede ister saksıda uygun şekilde toprakla buluşturduğumuz zaman ve düzenli olarak da bakımlarını yaptığımız zaman maydanoz ihtiyacımızı garanti bir şekilde karşılamış oluruz arkadaşlar. Şimdi bunun için önce şöyle 104 gözlü bir viyol ayarladım ve bu 104 gözlü viyolun için sizin de kolaylıkla bulabileceğiniz çiçek toprağıyla doldurdum arkadaşlar. Daha önceki paylaşımlarımda çoklu karışım kullanıyordum. Çoklu karışım benim açımdan çok avantajlıydı. Çok güzel sonuçlar alıyordum ama birçok takipçim o karışım maddelerine, karışım malzemelerine ulaşamadıklarını, temin edemediklerini söyledikleri için bu çalışmayı sadece çiçek toprağıyla yapıyorum arkadaşlar. Bu çiçek toprağına da bütün çiçekçilerden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu çiçek toprağını viyollere doldurduktan sonra sıkıştırma işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu işlemin ardından tohumlarımızı viyol gözlerinin üzerine bırakacağız ve ondan sonra sıkıştırma işlemi yapacağız. Yani buradaki toprak şu an gayet gevşek durumda. Şimdi bir çimdik alıyoruz ve bir çimdiğimizde yaklaşık 4-5 tane tohum olmasına dikkat ediyoruz. Her viyol gözüne 4-5 tane tohum gelmesine dikkat edeceğiz. Çünkü tohumlardan bir tanesinin çimlenmesi bu viyol gözü için yeterlidir. Ama tek tek tohum bırakırsak ve o tohumda çimlenmez ise o viyol gözü boş kalacak ve olumlu sonuca ulaşmamız biraz zor olacak. Bu sebeple işi daha da garantiye almak için her viyol gözüne 4'er 5'er tane tohum bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, tohumlarımızı toprakla buluşturma işlemini tamamladık. Şimdi tohumların üzerini parmakla çok hafif bastırıyoruz. Tohumları yarım santimetre bile olmayacak şekilde derine gönderiyoruz. Çünkü tohum ekmenin kuralı şudur arkadaşlar. Tohumun üzeri kendi çapının iki katı toprağıyla kapatılır. Bu sebeple çok fazla derine gönderdiğimiz zaman çimlenme ihtimali ve oranı azalır. Şimdi bütün viyol gözlerindeki tohumları yarım santimetre olmayacak şekilde toprağın altına gönderiyorum. Şimdi bu viyol gözlerinin üzerini aynı çiçek toprağıyla boşalan kısımları dolduruyorum arkadaşlar. Ve viyol gözünün üzerinde kalan fazla toprağı da şu şekilde sıyırıp düz bir zemin elde ediyorum. Ve bundan sonra yapacağımız tek bir işlem kaldı arkadaşlar. O da can suyu vermek. Şimdi can suyumuzu da uyguluyoruz. Zaten sadece çiçek toprağı kullanmıştık. Çiçek toprağı da suyu çok hızlı emer. Ve nemini uzun süre kaybetmez. Evet arkadaşlar. Şimdi bu viyolün bir miktar sıcak tutulması gerekiyor. Bu sebeple viyolümüzün üzerini bir naylon muşamba yardımıyla kapatacağız. Muşambanın rengi siyah olursa daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü siyah ışığı çekeceği için, ısıyı emeceği için bu ortamın daha sıcak tutulmasını sağlar. Şu köşelerden mandallarla tutturduğumuzda rüzgarın etkisiyle muşamba uçmayacak ve viyolümüzün üzeri açık kalmayacak arkadaşlar. Bu muşamba örtüyü her gün açacağız. Bir miktar nemlendireceğiz. Tekrar kapatacağız. Bu muşamba en az bir hafta duracak arkadaşlar. Bir hafta sonra ya da ilk çimlenmeler başladığında bu muşamba örtüyü kaldıracağız. Ondan sonra her gün sulamak suretiyle fidelerimizin gelişmesini bekleyeceğiz. Bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, viyol içerisinde maydanoz tohumu çimlendirme çalışmamız çok güzel devam ediyor. Bu üzerini naylonla kapattığımız viyoller çimlenme çok fazla ve çok güzel. Ve o işlemin ardından iki viyolde daha çimlendirme çalışması yaptım. Ortadaki viyolde çimlenmeler çok az ama diğer viyolde yine çimlenmeler gayet güzel. Bu çimlenmiş maydanozların biraz daha gelişmesini bekleyeceğim ve bu viyoldeki maydanozları bahçedeki uygun yerlere ve saksılara dikerek
maydanoz üretme işlemini tamamlayacağım. Şimdilik zamana bırakmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, 19 Nisan günü maydanoz tohumlarımızı viyol gözleriyle buluşturup çimlenmeye tabi tutmuştuk. Bugün 18 Mayıs, yani aradan bir ay geçti ve o ektiğimiz maydanoz tohumları şu an bu hale geldi. Şimdi yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Bu viyol gözlerindeki çimlenmiş olan maydanozları ya bahçemizdeki maydanozluk alanda seyrek olan yerlere dikeceğiz ya da şu şekilde saksıyla buluşturacağız arkadaşlar. Eğer saksıda yetiştirmek isterseniz çiçekçilerden kolaylıkla temin edebileceğiniz torf ile elenmiş bahçe toprağını kullanabilirsiniz. Sadece torf da olabilir arkadaşlar, ama sadece torf biraz daha masraf artıracağı için yarı yarıya bahçe toprağı ekleyebilirsiniz. Ve varsa mutlaka elenmiş, yanmış hayvan gübresi de kullanın arkadaşlar. Çünkü benim bu toprağımda yanması tamamlanmış ve elenmiş çiftlik gübresi de var. Saksımızı uygun toprakla doldurduktan sonra şu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Viyol gözünün altını hafifçe sıkıştırıyoruz ve viyol içindeki toprağın yukarıya çıkmasını sağlıyoruz. Ve çıkan toprağı şöyle elimizle tutuyoruz. Köklere çok fazla zarar vermemeye dikkat edin. Gördüğünüz gibi köklü bir vaziyette birkaç tane maydanoz fidesini elimize almış olduk. Ve şöyle bir çubuk yardımıyla buraya bir çukur açıyoruz. Ve bu viyol gözünü olduğu gibi buraya oturtuyoruz arkadaşlar. Ve kenarından toprakla bastırıyoruz. İşlem bu kadar. Viyol gözümüzdeki toprak nemli olduğu için ve hemen ardından da can suyu vereceğimiz için ve en az 3-4 günde direkt güneş ışığı almayan ala gölge bir yerde muhafaza edeceğimiz için bitkimiz hiç solma belirtisi göstermeyecek arkadaşlar. Eğer tek tek böyle çekip buraya dikersek o bitki tutmaz, ölür. Bu sebeple toprağını dağıtmadan almaya dikkat ediyoruz. Ve aynı şekilde saksıyı dolduruncaya kadar bütün viyol gözlerindeki bu çimlenmiş maydanozları alıyorum ve saksıma taşıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işlemi tamamladık. Şimdi can suyu veriyoruz. Ve şimdilik işlemi tamamlıyoruz. Bu fideleri gelişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi bahçemdeki maydanozluk alanda seyrek olan bölgelerde yapacağım. Şimdi bahçeye geçelim ve bahçedeki uygulamayı yapalım. Bahçeye geldim ve bahçede sırta ekim yöntemiyle 3 sıra maydanoz ektim. Ve 2 sıra çok güzel çıktı, ama arkadaki 3. sırada yer yer seyreklikler var. Şimdi o seyrek alana az önce saksıya uyguladığım işlemin aynısını uygulayacağım. Ve şu şekilde toprakta bir çukur açıyorum. Ve burada hazır hale gelen fideleri alıyorum. Ve bu çukura yerleştiriyorum. İşlem bu kadar arkadaşlar. Ve böylece bu seyrek alanları da maydanozla doldurmuş olacağım. Evet arkadaşlar, böylece maydanozluk alandaki eksiklikleri de tamamlamış olduk. Mutlaka can suyu vereceğiz. Özellikle bahçeye dikilenler mutlaka her gün sulanmalıdır. Çünkü gölge ortamdan direkt güneş ortama geldiler. Ve ala gölge oluşturma şansımız da yok. Bu sebeple bahçeye diktiklerimiz çok hassas olacaklar. Ve sürekli sulanacaklar. Gördüğünüz gibi şu ara noktadakileri az önce diktim.
Bakın yerlerinden de belli. Şu sıradakileri az önce diktim. Bu az önce dikilenler mutlaka sulanmalıdır. Bakın görüyorsunuz. Bunu sırasıyla az önce diktim. Ve mutlaka can suyu vereceğiz ve suya doyuracağız. Şimdi sabah saatlerindeyiz. Akşam üzeri bir kontrol edeceğiz. Solgunluk belirtisi varsa tekrar sulayacağız. Eğer akşam üzeri solgunluk belirtisi yoksa sulamamıza gerek yok. Evet arkadaşlar, bu yeni dikilenlere de can suyu verme işlemini tamamladık ve bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, 18 Mayıs günü fidelediğimiz maydanozlarımızı saksıyla buluşturduk ve bugün 4 Haziran, yani 20 gün kadar saksıda gelişmesini bekledik ve şu an bitkilerimiz toprağıyla bütünleşmiş durumda. Gerçekten hepsi canlı ve büyümeye hevesli. Şimdi bu maydanozlar hasat etme olgunluğuna geldi arkadaşlar. Ancak benim bahçemdeki maydanozlar maydanoz ihtiyacımı karşıladığı için bunlara dokunmayacağım. Bunların biraz daha gelişmesini bekleyeceğim. Yani arkadaşlar, işlemimiz başarıyla sonuçlandı. Maydanoz tohumları viyollere ekildiğinde, fideler halinde büyütüldüğünde, saksıya alındığında gerçekten güzel sonuç veriyor. Ve saksıda maydanoz yetiştirmeyi daha garanti hale getiriyor. Arkadaşlar, bahçeye diktiğim fidelenmiş maydanozları merak edebilirsiniz. Onlar direkt güneşe maruz kaldığı için ertesi gün yarıdan fazlası, bir sonraki günde tamamı öldü. Yani bahçede verimli olamadı arkadaşlar. Dediğim gibi saksıda daha verimli bir yöntemdir fideleme yöntemi. Ya da bahçede gölgelendirme yapabilirsek başarılı olabilecek bir çalışmadır bu. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.